Merhaba arkadaşlar. Bugün Dramel markasının gazlı havyasına bir göz atacağız. Ürünü açtığımızda böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Ürünün kendisi biraz lehimteli. Ürün başlıklarını değiştirmek için anahtarlar. Havya ucu temizlemek için sünger kısmı. Ve belirli başlıklar. Bu uçlara da bir göz gezdirelim hep beraber. Bu belirli amaçlarla kullanılabilir ama bunu başlığı söküp taktığınızda belirli bir yüzeye düz şekilde sıcak havayı vermek için kullanılabilir. Bu uç makaron ısıtmak için kullanılabilir ama bunların ısı yayılımı çok güçlü olmadığı için kuvvetli geniş makaronlarda ısıtmada sorun yaşıyor. Ama yine de işe yarar, iş görür. Yani bu aparat olmadan direkt aparatsız bir şekilde sıcak havayı tutmak daha mantıklı geliyor. Şu aparatla sıcak havayı vermek daha mantıklı. Bu da ahşap yakma ucu. Şu da kesme ucu. Buradaki boş yerde halihazırda ucunda takılı olan lehim ucu. Burası da ürünün başlığını muhafaza edebilmeniz için kullanılıyor. Şu şekilde saklayabiliyorsunuz. Şu kısmın avantajı ürünü kullandıktan sonra bu kısmı gayet sıcak oluyor. Bunu saklama alanına alacağınız zaman bu ucu herhangi bir yere zarar verebileceğinden burada muhafaza edip ürünü bir kenara kaldırabiliyorsunuz. Şimdi tabi başta dediğimiz gibi bu gazlı bir havya. Dolum kısmı bu taraftan. Şu an gaz olmadığı için çalışmayacaktır. Çalışma mantığı burası gaz şiddeti yani gazın yoğunluğunu veren kısım. Burası kilitleme kısmı, burası ateşleme kısmı. Ateşlemek için biraz şu kısmı ileri itip çocuk kilidi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ondan sonra çekiyorsunuz ateşleyince sonra kilitliyorsunuz. Buradan da gaz şiddetini artırıyorsunuz istenilen sıcaklığa göre. Şimdi bunun denemesini yapalım. Standart çakmak gazıyla doldurabilirsiniz bu ürünü. Pardon, açık bıraktığımız için gaz boşaltıyormuş bu taraftan. Kilitledikten sonra tekrar eski konumuna getirmemiz lazım ki kapatma işlemi sağlansın. İlk ateşlemeyi şimdi hep beraber yapalım. Şuradan gazımızı biraz açıyoruz. Ateşliyoruz. Şu şekilde biraz daha iyi belli olur. Sonra kilitliyoruz, bırakıyoruz. Eğer kilitlemez isek nasıl olur onu deneyelim. Bu şekilde yaktık. Kilitlemediğimiz takdirde bıraktığımız anda söner. Ateşliyoruz, kilitliyoruz. Gaz şiddetini buradan ayarlıyoruz. Kıstık, arttırdık. Şimdi ışıkları açayım tekrar. Şu şekilde biraz dikkatli olmak şartıyla lehim makinesini yere temas etmeden tutabiliyorsunuz. Şimdi bir lehim işlemine geçelim. Lehim performansına bakalım hep beraber.